2022-2023 eğitim öğretim yılında liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav ülke genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da yapılacak. Binlerce 8. sınıf öğrencisinin katılım sağlayacağı sınavın hazırlıkları sürerken, sınava girmeden gerek ailelerin gerekse de öğrencilerin dikkat edeceği birçok konu bulunuyor. Lise sınavına girecek olan, LGS'ye girecek olan öğrencilerimiz öncelikle aileleri noktasında desteklenmeli. Ailenin stresi az olacak ki öğrenci de oradan stressiz bir şekilde sınava girecek. Ailelerimiz sözel ifadelerin dışında davranışlarıyla da bunu öğrenciye hissettirmeli. Özellikle sınava girmeden önce çeldirici sorulara dikkat et. Dikkatli oku. Bak olumsuz ifadeleri kaçırma gibi son dakika tüyoları öğrenciye stres olarak yansımakta. Ailelere bu konuda öncelikle ailelerimiz daha dikkatli olsunlar. Bu kapsamda açıklamalarda bulunan kurs merkezi kurucu müdürü Fatih Yenibertiz, öğrenci ve velilerin gereksiz kaygıya düşmemeleri gerektiğini ifade etti. Öğrencilerimiz ise sınavdan önceki akşam rutinlerini bozmasınlar. Uykularını kaçıracak telefon, tablet gibi uygulamalardan, kullanımlardan kaçınsınlar. Ve yine gece yatmadan evvel 2 tane yumuşak uçlu kalem, temiz, iz bırakmayan silgi, kalem tıraş, kimlik ve sularını muhakkak yanlarına alsınlar, hazırlasınlar, akşamdan gitmeden önce hazırlamış olsunlar. Daha sonra Yenibertiz, öğrencilerin sınav sabahı her günkü rutinlerini bozmamaları gerektiğine dikkat çekerek bütün öğrencilere başarılar diledi. Sınav sabahında kahvaltıda ekstra bir şey yemesinler. Özellikle her zamanki yediklerinin aynısından yemeye çalışsınlar ki farklı bir besin reaksiyona sebep olabilir. Bu sefer istenmedik sonuçlar olabilir, stresi de artırır. Ve o gün yine sınava giderken rahat kıyafet giymelerini öneriyorum. Dar, kan dolaşımını zayıflatacak kıyafetler giymesinler. Sınavda sözel bölüm bittikten sonra bir 45 dakikalık boşlukları olacak. O sırada arkadaşlar bir araya gelip sınav hakkında konuşmasınlar. Çünkü orada ne yaptın, ben şunu yapmıştım, bu doğruydu, bu yanlıştı gibi ifadelerle bir sonraki sınavı tehlikeye atabiliriz. Stres yapar, kaygı oluşur. Ben bu sınavı yapabilecek miyim? Bak bunu da yanlış yapmışım diyerekten kaygı düzeyini yükseltmiş olacak. Böyle bir riske de girmesinler. O 45 dakikalık arada kendi başlarına takılsınlar, sınav hakkında konuşmasınlar. Yine de öğrencilerimiz sınav başlamadan önce yahut sınav esnasında bir gerilim yaşayabilirler, streslenebilirler. Eğer böyle bir durumla karşılaşırlarsa nefes egzersizi yapsınlar. Burnundan nefes alsınlar, yavaş yavaş versinler ve 4-5 kez bunu tekrar etsinler. Bu onları gevşetecektir. En azından bir rahatlama sağlayacaktır. Bunları da söylememiz gerekiyor. Sınav başladığı esnada yahut sınavdan önce özellikle gözetmenin açıklamalarını dikkatlice dinlesinler. Orada gözetmen vurgulayacak bazı noktaları. Onu dikkatlice dinleyip o uyarılara da uysunlar. Ve bir sonraki bölüme geçtiklerinde ise hemen soruyu çözmeye başlamasınlar. Bir önce bir tarasın, önündeki bölümü bir tarasın, ondan sonra soruları çözmeye başlasın. Bir soruya fazla zaman harcamamaları lazım. Takıldıkları soru elbette olacaktır. Ama onun üstüne çok ısrarla gitmemeleri lazım. Çünkü vakit kaybı olacak. Vakit kaybedersek sınavı yetiştiremeyeceğim kaygısı oluşacak bu sefer de. O yüzden takıldıkları soru olursa onu sonraya bıraksınlar ve sınav bittikten sonra, sınavın sonuna doğru kendi işaretlemeleri bittikten sonra tekrar ilgilensinler. Yoksa bu öğrencide kaygıyı artıracaktır. 8-12 kurs merkezi de Kahramanmaraş'ta bu yönüyle, rehberlik yönüyle öğrencilerimize hizmet vermektedir. Kendi güvenli binamızda hem ortaokul hem de lise öğrencilerimize uzman öğretmen kadromuzla güzel bir şekilde hizmet veriyoruz. Öğrencilerimizi de bekliyoruz. LGS'ye girecek olan öğrencilerimize de başarılar diliyoruz.